konuklarımızla yine devam ediyoruz. 2017'den 2018'e bakış devam ediyor ve ele alacak olduğumuz çok konu var. Her bir konuğumuz ayrı bir konuyu değerlendiriyor. Ne yapmalı, ne etmeli de 2018'e daha farklı bir merhaba demeliyiz ve umutlarımız programın başında da ifade ettiğimiz gibi hayale dönüşmeden Türkiye'nin uğraşmış olduğu badirelerden rahatlıkla çıkışını hep beraber görebiliriz. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Ben bayan konuklarımla yine başlamak istiyorum bu kez ikinci tura, ikinci bölüme. Sayın Havuzlu, siz bir eğitimci yazar olarak gündemi de yakından takip ediyorsunuz. Sizce 2017'ye damgasını vuran olay nedir? İzleyenlere 2018'in hayırlar getirmesini dileyerek başlayayım. 2017'de biz Meltem TV ekranlarında sık sık bu tarz programlar yapıyoruz biliyorsunuz. Aslında çok yoğun bir gündem vardı. Bazen gündeme yetişemedik. Biz programa başlarken bir gündem oluyordu. Program bitene kadar başka bir olay oluyordu, haberi geliyordu. Öyle günler bile yaşadık. Tabii arkadaşlarım birçoğundan bahsettiler ama ben 2017'nin en önemli gününü 10 Kasım günü olarak görüyorum. 10 Kasım tabii atamızın ölüm günü olmasının yanı sıra bu sene daha da farklı bir 10 Kasım yaşadık. Şöyle ki 10 Kasım günü bu Atatürk Vatandır sempozyumlarıyla başlayan sürecin taçlandığı bir gün oldu. Hoş Geldin Atatürk kitabının piyasaya çıktığı, Ankara'da tanıtımının yapıldığı ve aynı zamanda yazarının imza günü de olan bir gün olarak. Hepimiz o gün oradaydık. Gerçekten çok muhteşem bir ortam vardı salonda. Ben program çıkışında İzdiham'dan kitabını imzalatamayıp ağlayan insanları gördüm. Tüylerim diken diken oldu onların o halini görünce. Şöyle ki Atatürk, Hoş Geldin Atatürk kitabı neden bu kadar önemli? İçeriği tabii ki ben bizi izleyen herkese özellikle tavsiye ediyorum kitabı edinmelerini ve okumalarını. Çünkü okumayan hani ne kadar anlatsak da azdır. Hatta biz geçen hafta bir bayan grubuyla birlikte sohbet ederken kitap üzerine bir hanımefendi dedi ki ben dedi Atatürk Vatandır sempozyumlarını takip ediyordum ve izlerken hani çok mu abartıyorlar acaba diye düşünüyordum. Ama kitabı alıp okuduğumda dedi siz oradaki konuşmalarınızı az bile söylüyormuşsunuz. Gerçekten hani insanın hiç aklında bir şüphe uyandırmayacak derecede güzel ve akıcı bir anlatımla bambaşka bir Atatürk'le tanıştı vatandaşlarımız hepimiz. Ve bu öyle bir etki oluşturdu ki toplumda yıllardır 10 Kasım günleri televizyonlara çıkıp ya da köşe yazılarında Atatürk'e ve mübarek annesine yaptıklarına hakaretler eden insanların biz canlı yayınlarda İzmir maaşını söylediğini, 10. yıl maaşını söylediğini gördük. Çünkü öyle bir etki oluştu ki ve halktan öyle bir karşılık buldu ki artık hani Atatürk'e düşmanlığın prim yapmadığı çıktı ortaya ve bir anda dönüş yapıp herkes biz de Atatürkçüyüz demeye başladılar. Ama tabii ki halkımız bunu samimiyetle söyleyenle mecburen Atatürkçüymüş gibi görüneni çok iyi ayırt ediyor. Bunun da göstergesi şuydu. Oradaki imza günündeki kuyruktu, izdihamdı. Sonrasında işte sosyal medyaya yansıyan ya da toplum içerisinde dolaştığımızda insanlardan aldığımız tepkilerdi. Hepsi Profesör Doktor Erdar Başbey'e minnetlerini, şükranlarını sunuyorlardı. Çünkü şu an biz ülkemizde her zamankinden daha çok bu birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Atatürk çünkü sadece bir lider figürü değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kurucusu olan kişi değildir. O bir ruhu temsil ediyor. O milli mücadele ruhunu temsil ediyor. Birlik, beraberlik içerisinde vatana nasıl sahip çıkılır? Vatan sevgisi, millet sevgisi ne demektir? Atatürk bunları da temsil ediyor. Ve bizim şu an bu duygulara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ve Haydar Başbey de bu kitabı yazarak ve Atatürk Vatandaşı Sempozyumlarının düzenlenmesine vesile olarak bu ruhu yeniden insanımızda uyandırmıştır. Ve inşallah bu ruhla umuyorum ki 2018-2017'den çok daha iyi bir yıl olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz.